Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin artık ilk milli eğitim uçağı projesi Hürkuş'ta ise enteresan gelişmeler var. Geçtiğimiz ay Anadolu Ankası tatbikatındaki performansını sizlerle paylaşmıştım. Yavaş yavaş hazırlıkların sonuna geliliyor. Bakalım bu projedeki son gelişmelerini birlikte dinliyoruz. Başka bir model ön plana çıktı. Anadolu Ankası tatbikatında da gördük bu uçağı. Bu geliştirdiğiniz havayar entegrasyon uçağını biraz bize anlatır mısınız? Havayar entegrasyon uçağımız Hürkuş yeni nesil temel eğitim uçağımızın bir varyantı. Biz bu uçağımızı yine Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Gerekli modifikasyon işlemlerini yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde Savunma Sanayi Başkanlığımızla bunun sözleşmesini imzalamış olacağız. Ve hedefimiz odur ki bu yıl bitmeden iki tane uçağımızı da baz konfigürasyonda Hava Kuvvetlerimizin Komutanlığımızın emrine vermek. Biz bu uçakla ne yapmak istiyoruz? Görev eğitimleri kapsamında işte ileri hava kontrol eğitimi olsun, pilot kurtarma eğitimleri olsun, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın bu tür görev eğitimlerinin icrası amacıyla böyle bir platform teslim etmek istiyoruz. Biz proje kapsamında şu an henüz sözleşmesini, müzakereleri devam ediyor ama şu anki durumda 6 adet hava yer entegrasyon uçağını belirlenen sürede gerekli idame işletmelerini de sağlayarak vermeyi planlıyoruz. Proje kapsamımız bu şekilde olacak. Hava yer entegrasyon uçağına baktığımız zaman temeli bir galiba bir Hürkuş B. Gövde altında bir flör sistemi olacak. Evet. Altında istenirse mühimmat taşıyacak. Bu tür özelliklere sahip olacak. Herhalde temel farklar bunlar. Dediğim gibi bu da yine hava kuvvetlerimizin görev eğitimlerinin icra edilmesi amacıyla olacak. Tabii ki pilot kurtarma olsun, ileri hava kontrol olsun, bunlar da bir kamera sisteminin olması ve bir keşif gözetleme işleminin yapılıyor olması gerekiyor. Hem dost hem de düşman unsurlarının tespit edilmesi, yer birlikleriyle de sürekli iletişim halinde olabilmesi için hali hazırda telsiz faaliyetlerinde çok aktif seviyede kullanılıyor olması gerekiyor. Biz tabii gereksinimleri de dondurmak üzereyiz. Küçük değişikliklerimiz olabilir ama hava kuvvetlerimizin bu görev profiline uygun olarak biz gerekli entegrasyon işlemlerimizi yerine getiriyor olacağız. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Hürkuş B'de de bazı değişiklikler yapılacak. Hürkuş 2 olarak adlandırılan sözleşme Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında 3 Mayıs'ta imzalandı. Geçen bazı teknik gereksinimlerimiz var. Buna uygun biz notlarımızı, ev ödevimizi aldık. Bazı hali hazırdaki uçak üzerinde bazı performans artırıcı güncellemeler yaparak inşallah onları da en kısa zamanda hava kuvvetlerimizin kullanımına sunuyor olacağız. Son sorum. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Uçak. Ortak burada TUSAŞ'ın damgasını bastığı, koyduğu sistemler neler? Öncelikle ortak olan hali hazırda Hürkuş'ta çalışmış genç tasarım mühendisi, Hürjet'te çalışan daha tecrübeli tasarım mühendisi ve üst seviye yine çalışan tasarım mühendisi. Bu projeler bize en üst seviyede Ar-Ge mühendisi istihdam etmeyi ve Ar-Ge mühendisi yetiştirmeyi sağlıyor. Bizim siz de yakinen takip ediyorsunuz. Hürkuş A projemiz vardı. Hürkuş A projemizdeki tecrübemizi, bilgi birikimimizi Hürkuş B projemize aktardık. 2017 itibariyle Hürjet projemize başladık. Hürjet projemizde Hürkuş projemizdeki tasarım mühendislerimizin tecrübesini kullanmaya devam ettik. Yine Milli Muharip Uçak projemizde de hem Hürkuş'ta hem de Hürjet projemizde hem de Hürkuş A projemizde deneyim kazanmış tasarım mühendislerimizi çalıştırıyor olacağız. Tabii ki hava kuvvetlerimizin pilot eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak günün teknoloji ihtiyaçlarına da cevaz verecek şekilde en son teknoloji ürünleri kullanmayı ve bu platformların her birinin bir sonraki versiyonuyla da uyumlu olmasını gözeterek tasarım faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Burada da her seviyede pilotlarımızın da görüşlerini alarak ürünlerimizi nihai hale getirmeye çalışıyoruz. Hürkuş'un ilk modeli olan A serisi gökyüzüyle 29 Ağustos 2013 tarihinde buluşmuştu. Bunu hemen kısa bir süre sonra 26 Eylül 2013 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için 15 adet uçak alımıyla ilgili karar izlemişti. Hava Kuvvetleri 15 adet
Hürkuş'un askeri eğitim modeli olan B serisinden sipariş vermişti. Yapılan test ve sertifikasyon süreci 2016'da tamamlanmıştı. Hürkuş'un A serisi tip sertifikasını hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hem de Avrupalı otorite EASA için tamamlamıştı. Uçak bugüne kadar testlerde 350 knot yani saatte 658 km hıza çıkmayı başardı. 35.500 feet irtifayı gördü. Yeni plana göre önce Hürkuş'un hava-yer entegrasyon modeli hizmete girecek. Bunu eğitim modeli olan Hürkuş B'nin yeni versiyonu takip edecek. Üçüncü model olan yakın hava destek modeli Hürkuş C için halen çalışmalar sürüyor.